aklı karayı seçtim siz gelene kadar. Yani bir yanda kardeşimin canı, diğer yanda annem olanları duysa hastalanacak. Yani ne yapacağımı şaşırdım. Neyse, atlattık çok şükür. Atlattık enişte. Atlattık da ya Levent'e bir şey olsaydı? Ya polisler yetişemeseydi? Belki Levent çoktan ölmüş olacaktı. Melis, öyle söyleme lütfen. Yani her şey geçti, herkes iyi artık. Aslı ablam nasıl? İyi Milsin'im. Biraz önce yanındaydım. Git kahvaltı hazırla sen. Günaydın. Günaydın anneciğim. Levent'ten haber alabildiniz mi? Hala dönmemiş. Geldi geldi. Ömer'in odasında. Ha öyle mi? Rahatla artık. Geldi oğlum. Melis, sen de yoktun evde. Yani ikiniz birden ortadan kayboldunuz kızım. Melis arkadaşındaydı. Değil mi Melis'ciğim? Ulviye teyzeciğim. Oh. Ben size daha fazla yalan söyleyemeyeceğim. Size bir şey anlatmam lazım. Melis. Sen bir ablana mı baksana? Bir dakika, bir dakika. Sen biraz dur Bahadır. Bana ne anlatacaksın Melis? Lütfen telaşlanmayın. Levent sağ salim evde çok şükür. Ben de size gönül rahatlığıyla anlatabilirim. Levent'in başı büyük beladaydı. Mafya kılıklı adamlar Meryem'le Levent'i kaçırmışlardı. Ne? Ne diyorsun sen Melis? Senin bundan haberin var mıydı ha? Anneciğim sakin ol, bak herkes iyi. Kim bunlar? Levent'ten ne istiyorlar ha? Ama Levent'in bir suçu yok Ulviye teyze. Her şey o Meryem yüzünden. O kız buraya geldiğinden beri başımıza bela açmaktan başka... Melis! Levent, oğlum, oğlum. Sana defalarca söyledim. Bana tamam dedin. Üstüne üstlük söz verdin. Hani anneme bir şey söylemeyecektin? Levent, ben her şey bittiğine göre Ulviye teyzenin bilmek hakkı diye düşündüm. Annemle aramdaki konu beni ilgilendirir. Sen son zamanlarda seni ilgilendirmeyen şeylerle ilgili çok fazla konuşmaya başladın. Bir daha olmasın. Lütfen. O ne demek Levent? Levent biraz sakin ol. Sakin falan olamam anne. Melis bana sana hiçbir şey söylemeyeceğine dair söz verdi. Ya sana bir şey olsaydı? Ha? Sen bunun sorumluluğunu kaldırabilecek miydin Melis? Ben senin için korkudan öldüm. Gecenin bir köründe polislerle ormanda seni aradım ben. Sen bunun karşılığında bana bağırıyor musun? Bunların hepsinin sorumlusu ben miyim Levent? Ben miyim? Aşk olsun Levent. Kızım dur biraz. Oğlum. Neden bu kadar sert çıktın kıza? O senin iyiliğini istiyor. Ben de senin iyiliğini istiyorum anne. Ya sana bir şey olsaydı? Eğer sana bir şey söylemiyorsam... bu senin iyiliğin için. Başka hiçbir şey değil.